Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Köfteyiz Sun New Horizons'ın 43. bölümü, hatta bir emin olalım 44. bölümüyle karşınızdayız. Evet, bu bölümde birkaç değişik şeyler deneyeceğim. İlk olarak daha kesintisiz bir bölüm akışı yerine bu sefer daha bölerek bir akış deneyeceğim. O yüzden de OBS'te birkaç ayarlama yaptım. Eskiden kullandığım pause and pause muhabbetlerini tekrar kullanmaya başladım ve klavye kısıyorları nihayet atadım. Evet, ben bunca zamandır klavye kısıyorsuz kullanıyordum OBS'i. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Öncelikli olarak kendime Iron Boots'ı craft ettim. Ve beraberinde şurada Advanced Assembling Machine'imiz var. Advanced Assembling Machine nedir diye soracak olursanız, Assembling Machine ama medium voltage. Sadece craft ettim. Ve bunun yanı sıra görevlere gelecek olursak, bu beraberinde şunları açıyor. Şimdi ben kısa bir süre bir inşaata girişeceğim. Ve bununla beraber eş zamanlı olarak bir de şurada azıcık ilerlemek istiyorum. En azından artık kayıpsız bir wand istiyorum. Çünkü şu an wandım kayıplı bir wand. Ve buna geçtiğim andan itibaren de aura nodları yok etme riskini ortadan kaldırıyorum. Şu an için bunun parçalarından iki tanesi hazır. Bu ve bu. Copper cap. Gold cap. Evet. Evet, bu şekilde. Stainless Steel'im biraz vardı ve Leech Bomb lazım. Bu yüzden şu. O yüzden de Iron Boots'ı aldım. Evet. Şimdi yapacağımız şey basit. Sizlerle Twilight Forest'ta görüşeceğiz. Evet, ve Leech Kulesi'ndeyiz. Şimdi buraya standart olarak normalde girişimiz aslında baya standart bir yol tarif etmek istiyorum bu sefer. Jetbeam var ama Jetbeam'i kullanmak istemiyorum. Bakalım buralarda bir şey var mı? Yok. Dur, burada bir şey var. Yokmuş. Nereye ihtiyacım çalıyor? Neyse. Merhaba dev iskelet. Birden dev iskelet. Bol bol. Yanarlı dönerli iskeletle de karşılaştığımıza göre. Ve iskelet kesme görevini de bitirdik. Buralarda başka ne var? Yukarıda kütüphanemiz var. İskeletimiz varmış. Burada empty map, sengel, regeneration. Bundan daha gelecek. Orayı daha sonra kazarım. Başka. Ne haber örümcek? Hoşça kal örümcek. Kitaplık. Chest. It's my life. Diamonds. Speed. Instant damage. Uzel. Uzel, uzel.
Bir kitabın ortasında bir şey var mı? Yok. Tamam. Buraya zaten baktık. Tamam, burada güzel bir skeleton farm kurabiliriz. Speed, fire resistance. Bundan daha düşecek. Ha, kitap. Evet. Ve bu şekilde ben yukarı kadar çıkacağım. Evet ve haberliç. Önce şunları bir keselim. Sen bir git. Adına sen bir git. Sup 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 sup. Bayağı canımız yandı. Aa, hayır. Şimdi benim şurada bir yerde bir bu değil. Bu fire resistance alalım. Speed, instant health, gel. Tamam, regeneration'ım vardı. Ah, regeneration. Oops. Hayır. Hayır. Ah. Evet ve şimdi siz atın şöyle. Bana saldırmayacak mısınız? Şimdi bunların bana şu toplardan atması lazım. Ki şunun kalkanını kırayım. Aynen. Tane kaldı. Aradığım bu değildi. Ah, tamam. Şimdi oldu. Selam zombiler. Tamam, zombi flash konusunda hiç sıkıntı yaşamayacağım bir süre. Valla. Ah. Ah. Evet. Beklediğimden kötü oldu. Evet. Bana söylemeyeceğim. Burada neler var? Bir şey yok. Burada da çok bir şey yok. Zaman getiriyoruz. Önce bir neler düşünmüşüm. Aa, evet. Bu bayağı bir işime yarayacak. Seni galiba henüz kullanmıyorum. Set of Life Training. Bu. Sen düşe bir tane mi Lich Bomb düştü? Ciddi misin? Ciddi ciddi bir tane bir Lich Bomb düştü. Benim iki tane ihtiyacım var.
Zemindekileri burada yani düşse düşse buraya düşebilir. Ciddi ciddi düşe düşe bir tane mi düştü? Lichs. Ne biçim lichsin? Aşağıları bir yere düşmüş olabilir mi? Ciddi ciddi düşe düşe bir tane düştü. Benim gidip şimdi başka bir Lich Tower mı aramam lazım? Çünkü... Bir saniye. Hani... iki tane gerekiyor. Ah. Envanterim doldu. Yani bir de bunu kabul gem olarak kullanabiliyoruz. Voilà. Ha. Ciddi ciddi. O kadar uğraşa sadece bir tane liç bu. Sevgili RNG Jesus. Burada. Ha, bunlar da buradaymış lan. Sen beni geçen öldüren şeydin, değil mi? Oh. O kadar ölüm dirilme vesaire o şeymiş. Bir tane daha keseceğiz şimdi. Neyse. Evet ve oyundaki bu mod paketindeki önemli bir mekaniği unutmuşuz. Nedir bu mekanik diye soracak olursanız. Şu şekilde rahatlıkla tekrardan bir linki spamlayabiliyorum. Hadi bakalım. Hadi. Bana doğru atın. Bunu değil. Şu Ender Pearl'ümsü zımbırtıyı atın. Dakika. Sen niye buraya geldin? Hadi. Şu Ender Pearl'ümsü zımbırtıyı. Lan kaçtığım esnada mı atarsın? 2 kaldı. Bir kaldı. Evet, şimdi şuraya bir çıkalım. Instant Health. Ve Regeneration. Bu sefer değdi. Bu sefer değdi. Evet ve... Ben waypointlerime doğru tekrardan yola koyayım. Güzel waypoint. Ha, bu arada bu sefer nelerimiz düştü? Bundan zaten vardı. Sept of Twilight'ımız da var.
Evet, iki tane var bunda. Senin normal. Ama recipe olarak kullanabileceğim bir şey yok. Bir NotoCraft için kullanırım en olmadı. Evet ve şimdi şu anki düzenimde en hızlı hareket etme yollarından birini göstereceğim. Evet. Evet, şimdi burada aklımı kurcalayan bir şey var. Şurada şu resmiye bakarsak eğer 30'ar vis istiyor. Fakat bu arkadaş maksimum 25 istiyor. Diğer yandan zaten yapamıyoruz. Mesela Iron Vault Cap. Mesela şuna gelelim. Bu zaten bir şey istemiyor. Bunu yaptığımız takdirde 50 tutabiliyor bu. Acaba zıvı aslında benden 2 dur. Sanırım bu benden 2 tane yapmamı istiyor. Evet. Ne güzel. Neyse ben ondan bir emin olayım bir ara. O esnada sizleri bir aşağıya bırakalım. Life Draining ve seni nasıl charge ediyoruz? Ha, Spider Eye seni. Enderpearl. Güzel. Sizleri şöyle bırakalım. Senden fazla olanını da bırakalım. Sizleri de şöyle bırakın. Ups. Sen burada kaldın. Seni alalım. Açalım. Güzel. Poison. Kendini de her daim zehirleyebiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi Ingot. Gel bakalım. Ingot ve sen gel. Şimdi Omnomnomuk'u elimde unuttum tabii ki de. Şimdi alanımıza bir bakalım, çalışma alanımıza. Burası yeni workshop'ımızın olacağı alan olacak. Biraz geniş bir alan ama geniş, güzel bir alan. Burada hem şu an burada koyduğumuz makineler hem de bazı otomatikleştirmelerimiz yer alacak. Karşısında da şu bölgede de kimya laboratuvarımızı kuracağız. Evet, sana da gelelim. Evet, arılar. Aslında bunlardan bir nesil yetiştirdik. Ignoble, ignoble. Evet, bayağı bir nesil yetiştirdik aslında. Şimdi Bal gel bakalım. Sen gel ve sen gel. Sonrasında da sen ve sen. Ve bir de bu şekilde genel mutasyonumuzu yapıyoruz. Neredeydi? How to be. Seni nasıl yapıyoruz? İki tane Steel Ring, bir tane Glass Lens. Tamam, çok kolaysın sen. Steel gel. Benim bir arada biraz daha steel yapmam lazım. Tamam, Rod. 8. Benim idam var mıydı? Bir tane var. Bir tane daha yapalım. Cam lensim neredeydi? Heh, burada. Niye aldım? İki tane bir daha. Tane bir daha. Ve dur. Halkan var mı? Steel halkam. Bir tane var.
Stealing Ring. Gel bakalım ring. Voilà. Sonrasında screwdriver, diğeri screwdriver altıymış, testereymiş buradaki. Destere, 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 envanterimde. Evet, şimdi daha güzel bir, en güzel bir kağıt üretme yöntemine ihtiyacım var aslında. Şimdi bunu ne için kullanırız? Evet. Basics. Sugar. Tamamdır, bunu yaptık. Şunu da Carpenter istiyor. Evet. Carpenter'ım yok. Ama yapabilirim. Fakat onu yeni workshop'la beraber yapmayı düşünüyorum. Evet, Carpenter istiyor. Impregnated frames. İki tanesini aldım. Ay, arıcılık zor. Diğer yada forestry. Forestry'de bir şey yapacağım. 8 tane bronze casing, 8 tane steel screw ve low voltage machine casing. Ama bunu verecek. Bronze, tamam. Kapırı niye alıyorum? Casing, gel bakalım. Neredeydi casing yer? Heh, burada. 2 veriyor, tamam. Esnada bir de 4 tanesi. Bir daha. Ha yok. 2 tane yapmamı istiyor, pardon. Üç, dört. Extruder güzel bir alet. Extruder cidden çok tatlı bir alet. Steel plate. Ben gene bir yarım step steel plate yapayım. Ayrıca şunu bir gösterelim. Şu görevi bir yapmak istiyorum çünkü Builder's Wand elde etmek için. Sadece, yani zor bir görev değil, sadece çok zahmetli bir görev. Redstone. Yani uğraştırıcı bir görev ama onun dışında kolay bir görev. Tabii bunların hepsini craft yapacağız. Bunun yanı sıra Stone modunun tabii ki de bunun içine attım. Yok, bunun içine atmamış. O da atmamış. Ah, tam buradaymış. Şunu yaptım, bu bütün son zımbırtılarını yapmak için kullanılabiliyor. Ve Ranch. Tamamdır. Bunlar tamam. Builder's Wand bu arada, evet. İnşaat projem değil. Ama işime yarayacak bir şey. Şimdi Forestry.
Bunları sadece birleştireceğiz. Ve... Voilà. Tamamdır. Bu bana pek çok makine için yol açıyor artık. Hitin coil'ın da yolunu açıyor. Neden bu açıyor bilmiyorum. Ha tamam. Bundan açıyor. Ethanol için farklı bir yol. Clockwork Engine. Pitfire'da iyice biyogaz için satmış. Ha. Şuralarda da. Burada değil de. Bu yakınlarda da bir görevi açıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hangisiydi hatırlamıyorum. Ya sen hangi ödülü alalım? Ne çıkacak merak ettim. Bir görevi açıyordu ama hangisini açıyordu hatırlamıyorum. Kitchen and cooking. Aa tamam bu. Fancy Boots. Woodworker. İki tane bundan. Bir tane Proven Gear. Yok. Stick. Tamam. Tamam bu kolaymış. Bunu bölüm arası yaparız. Bunun sayesinde birden farklı woodları birleştirerek daha değişik şeyler ortaya çıkartabiliyoruz. Orange'dan. Neden Orange'dan? Şimdi Orange Dye ve iki tane Glowstone. Yani totalde 4 tane Glowstone'a ihtiyacım olacak. Orange Dye. Orange sağlayabilecek bana bir şey var mı? Sanırım yok. Bunları idam. İki tane veriyordu değil mi? Ben bir tane veriyor diye hatırlıyorum. Voilà. Evet son ve Glass Pane. Glass Pane'im var mı? Benim bir yerlerde Glass Pane'im olacaktı. İki dene. Bu olmadı. Şimdi envanterim gene bir kaos halinde. Her zamanki gibi. Keş olacak bir şey değil. Şeker seni şöyle atalım. Glass cutting machine. Orange lamp. Aşırı basit bir recipe. Bir de redstone. Evet. Ve inverted white lampleri bana verdi 8 tane. Şimdi orange lamp'e bakalım. Bunu çalıştırmak için özel bir şey lazım. Redstone sinyali. Ama inverted lamplerde durum tam tersi. Şu white inverted lampler benim şu an can damarı olacak. Işıklandırmamı muhtemelen ağırlıklı olarak bunlarla yapacağım. Ben oraya ne yaptım? Torç attım galiba. Evet, torç attım. Ha. Şu charm'ın da ne işe yaradığını bilmiyorum. Nereye attım bunu? Buralarda bir yerde. Ha. Charm of Keeping.
Evet. Buradan da bunu elde edebiliyoruz. Cutting machine. Flatlamp. Bakalım flatlamp'e. Kaç tane lazım? Bir. Flatlamp belki daha çok hoşuma gider. Atalım. Seni de. Flatlamp. Şeffafıymış bu. Sen güzel bir şey. Aynen. Güzel duruyor. Sanırım flatlamplarla gidiyoruz. Bir lamp fiyatına 4 lamp elde ediyoruz. Flatback'lerimiz de tamam. Bunun için press lazım. Bu böyle yapılıyor. Butonu böyle çevirebiliyoruz. Bunu şimdi iş kullanmayacağım ancak ileride çok fazla kullanacağım. Çünkü çok fazla boruyu iç içe geçireceğimiz için bayağı bir değişiklik olacak. Evet. Bu şekilde. White lamp. Bir tane veriyor. Bu çok verimli değil. Bunlar da o kadar geniş bir alanı. Ha. Sadece bir fazla veriyormuş. Şu arkadaş da bayağı ilgimi çekiyor. Evet. Işıklandırma sorunumuzu da bu şekilde çözeceğiz. Şu an her yerimiz torç ancak uzun vadede her yeri torç istemiyorum. Daha endüstriyel bir görüntü istiyorum. O yüzden de endüstriyel takılmamız gerekiyor. Evet, sanırım bu bölümü burada bitirebiliriz. Planlarımızdan da bahsettik. Arada da inşaata girişeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsüz köftenin günler, iyi eğlenceler.